Gençler tekrardan merhaba. Astroneer'ın 16. bölümündeyiz. Şimdi devam edeceğiz. Bir sonraki gezegene geçeceğiz ve o gezegenindeki portalları aktif edeceğiz. Ama maalesef rover'ımızı taşıyamıyoruz. Çünkü elimizde onu taşımak için paketleyici yok. Biz de hızlıca ana gezegene geri dönelim. Ve buraya yeteri sayıda paketleyici getirelim. 2, 3, 4... 5, 6, 7. 7 tane mi? Hayır, 7 tane değil. 6 taneye ihtiyacımız olacak. O zaman zıplayıp gidiyorum. Bir de evet, bir de şeye ihtiyacımız olacak. Roket için yakıta ihtiyacımız olacak. Yakıtı da çözüp öyle geliriz. Peki. Nerede bizim mekanımız? Ana üst diyor. Orası sanırım. Güzel. Peki şimdi ne getirdik? Bir güneş panelimiz var. Onu hemen şebekeye bağlayalım. Şunu patlayıcıyı karşı tarafa koyalım. Şunu da yanımızda götürelim. Gideceğimiz yerde sanırım kurmamız gerekecek. Paketleyici için taksana şunu. Ah, çok ilginç. Niye takmıyor? Tuhaf. Grafit. Evet. Tamam, 6 tane grafit. Şunları hızlıca üretelim. Bir saniye, şunu da bırakalım. Peki. Seni şöyle koydum. Şurada alüminyumlar var. Onları çıkartıyorum. Şunu da çıkartalım. Bakır. Bakırı karşıya koyduk. Kuvars da orada kalsın. Peki. Bir tane daha üret. Ürettiklerimizi de hızlıca rokete aktaralım. Hidrazine ihtiyacımız olacak. Hidrazinin neye ihtiyacı vardı onu hatırlamıyorum. Yani hidrojen istediğini hatırlıyorum da başka bir şey istiyor muydu ondan emin değilim. Bu arada iki tane daha gelmiş. Onları da şuraya bırakırsak 3, 3, 6 hatta bunları da üretelim. Pardon. Peki, şimdi biz hidrazin getirebilir miyiz? Getirebiliyormuşuz. Üç tane astronüma, dört tane hidrazin getirebiliyoruz. Tamam. Yapmakla uğraşmaktansa bu işi bu şekilde çözebiliriz. Getir bakalım.
6 fırlatma daha yapabiliyormuş. Yakıt seviyesi %25. Güzel. Bir de fener. Evet, fener alalım tabii ki. Gideceğimiz yeri işaretlememiz gerekecek. Bu nedir? Silikon. Silikonu da şöyle bırakırız. Bu arada biz fener getirmiştik. Yani bolca fener getirmiştik. Onlar nerede? Yanlış mı hatırlıyorum? Bunun durumu nedir? 141. Peki. Seni evet. Diğerini de tam şuraya. İki tane kaldı. Onları da yanımıza alalım. Sanırım başka bir şeye gerek yok şu aşamada. Ve zıplayıp gidelim gençler. Kalidor. Evet. İşaretimiz nerede? Güzel. Şunu şöyle çevirelim. Ve her zaman yaptığımız şeyi yapmak için hızlıca harekete geçeceğiz. Tüm parçaları söktüm. Ve başlıyorum. Onu taktık. Evet. Tabii ki şunu da götürmemiz lazım. Güzel. Ve son olarak her şeyi aldık gibi görünüyor. Geride herhangi bir şey bırakmadık. İşaret noktamız burada kalıyor ve başka bir şeye de gerek yok. O zaman zıpla bakalım. Şimdi Glacio'ya gidebiliriz. Ki Glacio'ya aslında en son aşamada ona gitmek istiyordum ama hadi oraya gidelim. Oraya gidelim çünkü yanımıza aldığımız o tuhaf nesneyi buraya kuracağız diye hatırlıyorum. Yine her zamanki gibi portala yakın bir yer seçip oraya inelim. Burası oldukça yakın görünüyor. Evet, bence orası iyidir. Peki. Soğuk ve buzla kaplı bir gezegene geldik. İlk yapmamız gereken şey şuraya bir
Evet. Hazırlıklarımızı hızlıca yapalım. Aslında şöyle yapabilirim ya. Niye uğraşıyorsam? Pardon. O dursun. Şunu koyacağız. Gittiğim gezegenlerde herhangi bir şey inşa etmek istemiyorum gençler. Böyle hızlıca ilerleyip çekirdekleri açıp hikayeyi bitirmek istiyorum. Yoksa tabii ki pardon. Astroneer'da yapacak çok şeyiniz var. Yani iyi vakit geçirebilirsiniz. Ben onlarla uğraşmak istemiyorum. Yakıtlarımızdan biri bitmek üzere. Küçük bir kesme yapmak durumunda kaldım. Kusura bakmayın. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi şuradan almamız gereken bir şey kalmamıştı. Bunu evet, Glacio'ya kur diyordu. Glacio'ya geldik. Kuralım o zaman. Şöyle mi kursak, şuraya mı kursak? Emin olamadım. Evet, hatta biraz uzağa kuralım. Araziye sondaj yapılana kadar olmaz diyor. Peki. Neyse, çok da önemli değil. Biz gidip hızlı bir şekilde portalı aktif edelim. Portal neredeydi? Portal tam arkamızda kalıyor. Şuradan, evet, tam şuradan yara yara gireceğiz gençler. Tamam. Şurayı biraz açalım. Daha öncekilerde yaptığımız gibi burada da aynı yöntemi deneyeceğim. Küçük jeneratörleri üretip bunu aktif etmeyi deneyeceğim gençler. Güzel, bence yeterlidir. Şurayı da biraz törpülersek. Öncelikle şunları çıkartalım. Aa, çok ilginç. Bunlar böyle. Vay. Bunların böyle konulabileceğini bilmiyordum. Peki. Şunu ve şunu da koyalım. Bir saniye, biraz daha ileriye alabilirim. Vay, bu biraz sıkıntılı olacak. Evet. Bayağı sorunlu olacakmış gibi görünüyor. Tamam. Evet, ben buraya yeterli enerjiyi sağladıktan sonra tekrardan döneceğim gençler. Küçük bir ara daha verelim. Gençler geri geldik. Şimdi
şuraya bir sanat eseri oluşturdum. Evet, kesinlikle bir sanat eseri oluşturdum ama güzel bir açıdan gösterebilir miyim? Ona bakıyorum. Maalesef oyunun kamera açıları bazen yapmak istediğiniz şeyi bozuyor. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey aktif edelim. Çalışacaktır denedim ve çalışıyor. Güzel. Şunu da takarsak aynen daha verimli oldu diyebilirim. Hatta bunlara gerek bile kalmamış. Peki. Oksijenimiz bitiyor. Çok iyi. Şimdi bunların hepsini geri topluyorum. Şuraya takalım. Burayı aktif ettiğimize göre onlar kalsın. Onlar kalsın. Geriye dönelim. Geriye dönelim ve roketin olduğu yerden kazmaya başlayacağız. Ama öncesinde tabii ki oraya gitmemiz gerekiyor. Sağda solda bazı şeyler gördüm ama bunlar yani örneğin şurada bir şey var. Bunlar pek bir işimize yarayacak gibi görünmüyor. O yüzden toplamıyorum gençler. Sadece bir şeyi merak ettim, ona bakacağım. Şu kaynaklar nedir? Hematit. Tamam, hematit. Alalım. Bolca da varmış. Hematitten ne üretiyoruz? Hematitten sanırım demir üretiyoruz. Pek emin değilim ama bu gezegende bayağı hematit var. Şöyle koyalım. Tamam, bir tane de burada var. Devam ediyorum. Güzel. Şimdi şunu çalıştırabilir miyiz? Arazide sondaj yapılana kadar etkinleştirilemez diyor. Glasio. Sondaj mı yapmam lazım? Sondajdan kastın ne? Gezegenin merkezine gitmekten mi bahsediyorsun? Sondaj derken sanırım onu demek istiyor ve o halde şuradan giriyorum gençler. Güzel. Peki kaynağa ulaşmayı başardık. Merkeze, çekirdeğe her neyse. Kaynakta diyebiliriz. Çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yalnız küçük bir sorunumuz var. O da şu, bu gezegendeki çekirdeği açmak için ihtiyacımız olan materyalleri getirmedik gençler. Evet. İşin komiği neye ihtiyacımız olduğunu da bilmiyorum. Ve buradan geriye çıkacağım. Aynen. Dümdüz yukarıya çıkacağım. Neye ihtiyacımız olduğunu internetten kontrol edip ana gezegene gidip üretip geri geleceğiz. Hadi bakalım. Tekrar yolculuk zamanı başladı.
Peki, hemen gidiyoruz gençler. Bu gezegendeki çekirdeği açmak için elmasa ihtiyacımız varmış. 2 tane elmas yapıp geleceğiz. Nerede evimiz? Şurası mı? Evet, orasıymış. Elmas için neye ihtiyacımız var? Bakın onu bilmiyorum. Hemen kontrol edeceğim. Bu arada bu grafin miydi? Elmas. 2 tane grafin istiyor. Peki. İşte bunu sevdim. Bir tane burada var. Burada gönderemeyiz sanırım. Bir saniye. Dinamit, hidrozin. Anlaşıldı. Gerçekten kötü oldu. Bu hiç hoş olmadı. Açıkçası hiç hoş olmadı. İki tane üretelim. Toprak çıkaracağız. Bolca toprak çıkaracağız. Çok güzel. Hidrazinlerimiz de geldi. Bir saniye. Şunu da. Evet. Zaten hidrazin varmış ve maalesef unuttum gençler. Sen şurada. Sen şurada. Hadi bakalım. Üret. Bir tane zaten vardı. İki tane grafinle bir elmas yapıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Şunları bir üzerimizden çıkartalım. Elmas. Bir tane üretiyorum. Peki. Bir hidrazine daha ihtiyacım var sanırım. Onu da aldım. Seni hemen şuraya koyup bir tane daha üretiyorum. Tamam, bunlar portal için gerekli olanlar. Bir saniye. Başlamadan önce kontrol etsem hiç fena olmaz. Matkap vardı gençler. Elmas uçlu matkabımız vardı. Evet, bu. Bir tane elmasla üretilebiliyor. Şunu da açmak istiyorum. Yani bu işi yapacaksak doğru düzgün yapalım. Grafin. Üret bakalım. Aynen. Şunları da neyse. Evet, şuraya bırakalım. Hatta onları üzerimize alalım, paketleyici yaparız. Geldi.
Sırt çantasından mı yapacağım? Bu işte tamamdır. Şimdi geri dönmeden önce bir şeyleri aradan çıkartalım. Matkap modu 1. Bunu buraya at. Yeni matkap modunu üzerine tak. Güzel. Ve paketleyicileri de yapalım. Sanırım her şey hazır. Elmasları alıp gezegene geri dönüyorum. Biraz, evet, biraz çetrefilli oldu ama oldu mu? Oldu. Güzel. Şimdi bir saniye, kafam karıştı. Tamam. Dümdüz aşağıya gidiyoruz. Evet, elmaslarımız çantamızda. Elmasları taktıktan sonra burayı aktif eder, rover'u yukarıya çıkartır ve bölümü sonlandırırız gençler. Güzel. Sakince geldik. Nereden geçelim? Şuradan mı atlasak? Sanırım en temiz yer burası. Yavaş. Yine, pardon. Şunu işaret olması için şöyle koydum. Güzel. İkincisini de takıyorum. Peki. Burayı da aktifleştirdik. Son iki gezegen kalmış. Önümüzdeki iki bölümde onları da aradan çıkartırız diye düşünüyorum. Pardon, ben niye buraya geldim ki? Evet, ben doğrudan uyduya geçeceğim. Hemen bir kontrol edelim. Bu olabilir mi? Evet. Sadece iki tane kaldı gençler. Nereden geldik? Şuradan geldik. En dıştaki gezegen. Evet. Glacio sanırım en dıştaki gezegendi. Çıkış, çıkış, çıkış nerede? Burada, evet, buradaymış. Bu sefer direkt rover'la çıkacağız.
Rover karşı tarafta. Sakin, sakin. Hayır, 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 hayır. Sakın pas geçme. Hadi kendine gel. Yavaş, güzel. Evet. Şimdi kaydı sonlandırmadan önce son bir kez şunu kurmayı deneyelim. Sondaj yap demişti. Sondaj yaptık. Ah. Nesneleri engelleme alanı nedeniyle etkinleştirilemiyor diyor. Sebep? Şöyle mi koysam? Sanırım oluyor. Evet, oldu. En yakın vagonu çağır diyor. Çağıramıyorsun. Bir takım yeni görevler verdi. Etkin değil. Depoda yapılması gereken işlemler. Şuradan bir görev vardı. Boş teraryum verecek. Almayalım. Şirin RTG veriyor. Almayalım. Teraryum veriyor. Almayalım. Bunları almayalım gençler. Peki. Lityum. Bir sonraki hedefimizde lityum çıkartıp bu görevi de yaparız. Yani... Şunu alalım ya. Şunu alalım. Çünkü görevin devamı için onu almam lazım. Orta rüzgar türbünü istiyor. Tamam. Bunlara artık bir sonraki bölüm bakarız. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm tekrardan görüşeceğiz gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.